Radyo Trafik özel yayın. Değerli dinleyenler merhaba. Radyo Trafik'te ortak yayın başladı. Saatlerimiz artık 16.05'i gösteriyor. 6 Nisan 2020 Pazartesi günündeyiz ve trafiğin de ötesinde, aslında birçok şeyin ötesinde hepimizin ortak gündemi Covid-19 oldu. Hâlâ sağlık söz konusu olunca da aksi düşünülemezdi zaten. Ben de Uğur Dursun. Radyo Trafik İstanbul, Ankara, İzmir ve Marmara bölgesi ortak yayınındayız ve bir özel konuğumuz var. Bu Covid-19 salgınına dair güncel bilgileri, son durumu, doğru bilgileri almak adına sağ olsunlar değerli hocamız, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü yayınımıza katılmayı kabul etti. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz öncelikle yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar, ben teşekkür ederim. Ve yine öncelikle sizin nezdinizde tabii tüm sağlık çalışanlarımıza da minnetimizi ifade etmek isteriz. Teşekkürlerimizi kabul buyurunuz efendim bu açıdan da. Böyle bir giriş yapmak isterim müsaadenizle. Çok sağlıksınız, teşekkür ederim. Sayın hocam, ilk vakanın Türkiye'de görülmesinin ardından hani alınan önlemler doğrultusunda da gelinen nokta nedir bu Covid-19 salgınında? Hani hem ülkemiz genelinde hem dünya genelinde? Şimdi dünyaya baktığımız zaman genel itibariyle bir salgının hala çok ciddi oranda ülkeleri zorladığını görüyoruz. Çin biraz bu işi, yangını söndürmüşe benziyor. Onun dışında Almanya'da yangın devam ediyor ama hasar çok daha az. Onlar daha kontrollü bu süreci götürüyorlar. Güney Kore gibi, Singapur gibi ülkelerde de yine bu süreç az hasarla atlatılabildi. Ama genel olarak Avrupa'ya bakıldığında İtalya başta olmak üzere İspanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde, hatta Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde sürecin çok hasarlı geçtiğini ve çok yangın yerine döndüğünü söyleyebiliriz. Türkiye'ye gelince, Türkiye çevredeki bu ülkelerle karşılaştırıldığında nispeten daha sakin ve daha kontrollü gibi görünüyor şu an itibariyle. Tabii geç de olsa biz de arkadan o olayı takip ediyoruz. Şimdi bütün amacımız bu alınan tedbirlerle Avrupa'daki gibi olayın kontrol altında çıkmasını engellemek. Çünkü şu an itibariyle hastalarımızı yönetebiliyoruz. Hiçbir hastamız açıkta değil ama tabii hasta sayıları çok artarsa, bulaş hızlı devam ederse süreç kontrolden çıkabilir. Onun için bu kısıtlamaların olumlu olarak sürece etki etmesini umuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde vaka sayılarımızdaki artış ve kaybettiğimiz hastalarımız olmaz ve daha sağlıklı günlere birlikte evriliriz. Sayın hocam, hani hem de bilgilerimizi güncellemek, daha doğrusunu bir kez daha öğrenebilmek adına bu virüs bizi nasıl yakalıyor? Sonrasında hani vücudumuza neler yapıyor ve çok merak edilen bir soru, bize de hani yayınımıza katılacağınızı duyunca böyle bu yönde sorular da geldi. Elbette ki araştırmalar daha yeni belirginleşiyordur sanıyorum ama kalıcı bir hasar bırakıyor mu bu yeni tip koronavirüs iyileşenlerde? Şimdi tabii ki çoğunluğu, bu virüsü yakalanan kişilerin büyük çoğunluğu özellikle genç ve kronik bir hastalığı yoksa hafif olarak ayakta atlatabiliyor. Bir hasar oluşmuyor. Hastaneye yatan olguların da %15 kadarı yine tedaviyle iyileşiyor ve bir hasar oluşmadan evine dönüyor sağlıklı olarak. Ama %5 kadar kritik hastamız var. %5, %6. Onlar da maalesef olay o kadar iyi seyretmiyor. Ölümler daha çok bu %5'lik gruptan çıkıyor ve maalesef iyileşenlerde de bazen kalıcı hasarlar olabiliyor. Ama bu virüsle mücadelede en önemli konu aslında hiç virüse bulaşmamak, yakalanmamak. En güvenli olan bu. En çok odaklaşılması gereken de hani bu konuda bulaşmamak için neler yapılması gerektiği. Peki efendim, yani neler yapılması gerektiğini sorayım naçizane size. Bir de bizi hani dinleyenler daha çok dışarıda olmak zorunda olan aslında insanlar. Daha evet. Çok ulaşım sektöründe evet. Mesela faaliyet gösteren, şoförlük mesleğini icra eden insanlar. Bunlar dışarıda olmak ve bir şekilde o lojistiği sağlamak zorundalar. Hani hem genel anlamda hem de dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar nasıl koruyacaklar gün içinde? Neler yapmalılar bu virüsten korunmak için? Şimdi o zaman sadece bu grup için önerileri özellikle sıralayayım. Çünkü bizim genel olarak evden çıkmayın önerimiz var ama sizin tanımladığınız grup evden bir şekilde çıkması gerekenler. Onlar için ne yapılması gerekiyor onları söyleyeyim. Öncelikle yapılması gereken evden
sadece zorunlu durumlar için çıksınlar. Zorunlu durum olmadığı sürece çıkmasınlar. Yani iş için, görev için, ihtiyaç için çıksınlar tabii. Ama onun dışında keyfi çıkmasınlar. Birincisi bu. İkincisi, bu çıktıkları süre içerisinde diğer insanlarla yakın mesafeye gelmemeye çalışsınlar. 1-2 metrelik mesafeyi mutlaka ve mutlaka korumaya çalışsınlar. Yani bu 1-2 metrelik mesafe bulaşmayı büyük oranda, %100 değil ama büyük oranda engellemek için yeterli, güvenli bir mesafe. Ve mutlaka ve mutlaka eğer diğer insanlarla bu 1-2 metrelik mesafeyi koruyamayacak bir ilişki kurmaları gerekiyorsa, ki olabilir iş icabı, o zaman hem kendileri hem de karşıdaki kişinin maske takması için dikkatli olsunlar, karşıdaki kişiyi de uyarsınlar. Eğer maske takmıyorsa lütfen ağzını kapat, burnunu kapat. O anda maske olmayabilir ama bir kaşkol ya da eşarp ya da bir bez parçası ya da kağıt mendille ağzını ve burnunu kapatmalarını istesinler. Kendileri de mutlaka maske kullansınlar. Çünkü bu konuşma sırasında bile geçebiliyor. Çok kolay bulaşan bir virüs. Hiç farkına varmadan hemen hastalığı alabilirler. Onun dışında çok önemli, başkalarının hani dokunabileceği yüzeylere dokunmamaya çalışsınlar. Herkesin bir şekilde dokunabildiği yerlere dokunmamaya çalışsınlar. Eğer dokunurlarsa, ki dokunmak zorunda kalabilirler ister istemez, o zaman ellerini suyla ve sabunla mutlaka hemen yıkasınlar ve ellerini ağzına, burnuna ve gözüne götürmemek için gayret etsinler. Public yüzeyler, public alanlar çok güvenli değil. Herkesin oturup kalktığı restoranlar, benzin istasyonları, umumi tuvaletler, işte başkalarının kaldığı oteller vesaireler, bu açıdan çok dikkat edilmesi gereken alanlar. Ne olur bunlarla ilgili, hani yüzeylere dokunduklarında lavabo gibi, batarya gibi, kapı kolu gibi, asansör düğmesi gibi, bu alanlardan elleri kirlenebilir, enfekte olabilir. Ellerini suyla, sabunla yıkasınlar ve yıkamadan ellerini gözüne, ağzına, burnuna temas ettirmesinler. Evlerine döndüklerinde hemen banyoya gidip duş alsınlar, üstlerindeki elbiseleri çıkarsınlar, yıkanıyorsa yıkasınlar, yıkanmıyorsa assınlar balkona ve havalandırsınlar. Aile efratlarıyla, hane halkıyla olan temaslarını bundan sonra yapsınlar, bundan önce kimseye dokunmasınlar. Eğer evde yaşlı anne baba, hastalıklı kimse varsa, bağışıklık sistemi zayıf kişiler varsa, mümkünse onlarla evlerini ayırmaya çalışsınlar. Çünkü kendileri dışarıdan virüsü alabilir, kendileri hasta da olmayabilir, sağlıklı da olabilir. Ama evdeki kişilere bunu bulaştırma riskleri var. O açıdan kendi yakınlarını korusunlar. Peki efendim, evde olduğumuz süreçte bir risk var mı enfekte olmamız açısından? Hani tamamen güvendeyiz, evet, diyebilir miyiz evdeysek eğer? Eğer evdeyseniz güvendesiniz ama kapıyı açarsanız güvende değilsiniz. Yani kapınızı biri çaldığında bu aile efradınızdan, hani hane halkı demiyorum, geniş aileden, akrabanız, arkadaşınız, komşunuz, herhangi sevdiğiniz bir kişi olabilir. Eğer ona kapıyı açarsanız güvende değilsiniz. Çünkü bu virüs size pencereden, bacadan girmez. Bir başka kişi bunu size getirecek. O getiren kişi de en sevdiğiniz, en yakın dostunuz, akrabanız olacak. Uzaktan biri bunu size getirmez. Ancak kargocu ya da tüp gaz getiren kişi de getirebilir. Onun için kapınızı açmayın ya da açmak zorundaysanız maske takın, karşıdaki kişi de maskeli olsun ve aradaki 1-2 metre mesafeyi koruyun. Keyfi kimseyi eve almayın. Artık o dönem değil. Yani oturma, arkadaşlarla beraber olma, ev ziyaretleri zamanı değil. Peki Sayın Hocam, bu kadar hızla yayılan bir virüs, hani hepimizin herkes kadar enfekte olma ihtimali var. Böyle bir durumda sağlık alanındaki yükü de artırmak istemiyoruz elbette ki. Hangi aşamada bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir? Hani nasıl anlayabiliriz? Hani gitmememiz açısından da, hani yükü artırmamak açısından da, evde kalmak gerekliliği açısından da, hani hangi aşamayı beklememiz lazım bu noktada? Şimdi hepimizde zaman zaman ufak tefek sorunlar, şikayetler olabilir. Bunlar hemen COVID hastası olduğumuz anlamına gelmez. Ve bu dönemde de böyle her türlü şikayete, hastanelere, sağlık kuruluşlarına gitmek de riskli. Çünkü o anda COVID olmamış olsanız bile gittiğiniz hastaneden bunu kapma olasılığınız var. O bakımdan haklısınız. Neye dikkat etmemiz lazım? Öncelikle COVID hastalarının hepsinde aşağı yukarı ateş oluyor. Başlangıçta olmasa bile ilerleyen bir gün, iki gün içinde ateş gelişiyor. Ateş olması,
sadece ateşle olmuyor, öksürük çok sık var. Öksürük olması, kuru öksürük, rahatsız edici bir öksürüğün olması ve tabii sizde bu öksürüğü yapacak önceden bir hastalık yoksa, yani yeni başlamışsa bunlar, ateş ve öksürük son 1-2 gün içinde ortaya çıkmışsa, hele hele buna solunum sıkıntısı, nefes alamama gibi şikayetler de eklenmişse mutlaka ve mutlaka sağlık kurumuna gitmelisiniz. Ama bunların üçünün beraber olması gerekmez. Ateş ve öksürüğün olması başvuru için yeterli. Peki ateş ve öksürük olmadan olabilir mi? Olabilir. Bazen sadece öksürükle başlayabilir. Ama hani eğer genel durumunuz iyiyse, yüksek ateşiniz yoksa, çok rahatsız edici, inatçı bir öksürük değilse, solunum sıkıntınız yoksa, yaşınız gençse, altta yatan kronik bir hastalığınız, şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi bir hastalığınız yoksa, yine de bu durumda evde kalmanız güvenli. Yani hastaneye başvurmakta biraz beklemeniz, ateş çıkacak mı diye kendinizi gözetlemeniz güvenli. Çünkü genel itibariyle bu grupta ağır seyretmiyor ve ayakta atlatılıyor. Herhangi bir tedavi de gerekmeyebiliyor. Ama dediğim gibi ateş ve öksürük ve hele hele solunum sıkıntısı üçüncü semptom olarak olabilir veya olmayabilir. Bu durum varsa ya da siz ileri yaşlıysanız ya da kronik hastalığınız varsa o zaman beklemeden başvurmak daha güvenli. Peki hocam, şu sürekli tartışılıyor elbette ki ama hani zannediyorum ki de hani kamuoyu sürekli umutlu bir şeyler de bekliyor. Onunla da alakalı bu yönde çıkan en ufak bir ışık dolu habere bile tutunmak istiyor. İşte mevsim kısmı, havaların ısınması kısmı sürekli konuşuluyor. Bu bir etken midir? Hani yaz ayları bizim için daha umutla bakmamız gereken bir süreç mi salgınla atlatılmasında, yoksa bu bilimsellikten uzak bir sadece asparagas haber mi? Bilimsel değil ama asparagas da değil. Bir umut var burada, onu söyleyeyim. Bu iki uç arasında bir yerde bu. Çünkü şunu biliyoruz ki daha önceki tekrarlayan koronavirüs enfeksiyonları insanlarda genelde kış aylarında ortaya çıkar ve yazın biterler. Hep böyle olur. Her sene tekrarlanır bunlar. Ama bunlar yeni COVID değil tabii, diğer koronavirüsler. Yine SARS bu koronavirüse çok benzeyen bir hastalıktı. O da yine yazın gelmesiyle beraber bitti. Ve dolayısıyla bu koronavirüs için de böyle bir beklenti, böyle bir umut var. Bu tabii sadece hava sıcaklığıyla da ilişkili değil ama sıcak olunca genelde havada güneş de oluyor. Güneş aynı zamanda ultraviyole ışığıyla bu virüsün canlılığını, bulaştırıcılığını azaltıyor, yok ediyor kısa bir süre içerisinde. Yine nem önemli, kuru ortamlarda daha çabuk virüs inaktif oluyor. Dolayısıyla hani yazın gelmesiyle, havaların ısınmasıyla böyle bir beklenti çok daha gerçek dışı değil. Ama hani bunun bir bilimsel varsayım olarak, bir matematik modelleme olarak değil de sadece bir umut olarak böyle bir beklenti hemen herkeste var, bütün dünyada var. Peki hemen bu COVID-19 salgını, yani öyle de geçecek, böyle de geçecek. İnsanoğlu bunu da atlatacaktır zannediyorum ki, ümit ediyoruz ki en az hasarla, tüm dünya ülkemizi en az hasar ve en az kayıpla atlatır. Bir bilim insanı gözüyle baktığınızda hani bu salgını atlattığımızda yine aynı dünya mı karşımızda olacak, yoksa farklılıklar olacak mı? Özellikle de endüstriyelleşmiş gıda üretimimize mesela, ki zannediyorum hani bu virüslerin çıkış noktası da biraz öyle oluyor. Bir bilim insanı gözüyle nasıl yorumluyorsunuz geleceği? Aslında bu virüs bence şu anda yaşadığımız, kurguladığımız dünyada işlerin çok da yolunda gitmediğini, her şeyin çok da iyi olmadığını bize gösteren bir bulgu, bir alarm bence. Bu tabii sadece bu yeni koronavirüs hastalığıyla da sınırlı kalmayabilir. Bundan sonra benzer salgınlar, tehditlerle yine karşı karşıya kalabiliriz. Bence bu yaşadığımız deneyim dünyadaki şu anda yaşamakta olduğumuz hayatın nerelerinde sorun var, nerelerde zayıf noktadayız, bunu bize yanlışlarımızı göstermesi açısından önemli. Çünkü bundan sonra bence hayat bundan önceki kadar kolay olmayacak. Bundan sonra birçok değişiklikler olması gerekecek hayatımızda. Herkes ister istemez, bütün ülkeler ve bütün halklar, bütün insanlar öncelikle böyle bir biyolojik tehdidin kendilerinin için çok ciddi sonuçlara yol açabileceğini ve bütün hayatlarını değiştirebileceğini gördüler. Onun için bundan sonra ben artık
bu deneyimin kalıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar yaşadıklarını unutabilirler ama duygularını unutmazlar. Şu anda yaşanan panik, kaygı, endişe, korku, bunların unutulması mümkün değil. Bunlar kalıcı bir değişikliğe ulaşacaktır diye düşünüyorum. Hijyen konusu sorgulanacaktır, kalabalıklar sorgulanacaktır. Artık maçlara giderken, mitinglere giderken, konserlere giderken, kapalı sinemalara, ne bileyim ben, spor salonlarına giderken daha dikkatli olacağız veya isteksiz olacağız veya bu konular, bu organizasyonlarla ilgili belki alışkanlıklarımız değişecek yani. Toplu taşıma, böyle büyük metropoller, 15-20 milyon insanın yaşadığı kentler, böyle kalabalık, sıkı, sosyal mesafenin korunamadığı bir yaşam sorgulanacak bundan sonra diye düşünüyorum. Tarım her zaman için önemliydi ama daha da önemli hale gelecek. Tedarik sektörü, lojistik önem kazanacak. Dijital dünya daha da bence insanlar için önemli hale geliyor. İnsanlar daha bireysel, daha evine kapanık, belki daha bencil olmaya başlayacaklar. Ülkeler kendi kendine yeterli olmak için ilaç sektörüne, tıbbi sağlık sektörüne, tarıma daha çok yatırım yapacaklar. Yani birçok şey, birçok algı değişecek diye düşünüyorum tabii. Ama bunlar tabii ki sonuçta birer varsayım. Sayın Hocam, bitirirken çok değerli tabii vaktinizle sizin bir kez daha teşekkür ederken son olarak hani hem dinleyicilerimiz hem de genel olarak vatandaşlarımıza süreç için hani çağrınız, önerileriniz ve son söylemek istedikleriniz nelerdir efendim? Valla en önemli şey şu anda Türkiye'de çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu iki hafta çok önemli önümüzdeki ve hepimizin bu konuda durumu, tehdidi ciddiye almamız lazım. Lütfen hiç kimse bana bir şey olmaz demesin. Çünkü benim pek çok meslektaşım, arkadaşım, çalışan şu anda yoğun bakımlarda yapay solunum cihazlarına bağlı yaşam kavgası veriyor. Daha 3 gün önce onlar benim gibi ayaktaydılar. Sizin gibiydiler. Yani bunun hiç şakası yok. Çok kolay bulaşıyor ve bazen çok ağır seyrediyor. Onun için şu anda herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bu süreç çok kolay. Dediğim gibi kapınız çalar ve kapınızı açarsınız. Açtığınız anda birisi size bu virüsü hediye edebilir. Size bir şey olmasa da eşiniz olabilir. Eşiniz olmasa babanıza olabilir. Annenize olabilir. Çocuğunuza olabilir. İtalya'da videoları seyrettim. 8-10 yaşlarındaki o çocukların nefes alamadığını, boğulduğunu gördüm. Bu beni çok rahatsız etti. Çok üzdü yani. Gerçekten kimse güvende değil. Ben onun için bütün herkese, sesimin duyduğu herkese şunu söylemek istiyorum. Lütfen evde kalın. Lütfen evde kalın. Çıkmayın. Öyle keyfi çıkmayın. Yani ve evinize de kimseyi almayın. Akrabanız da olsa, arkadaşınız da olsa, komşunuz da olsa almayın. Kapınızı lüzumlu değilse açmayın. Açarsanız 1-2 metrelik mesafeyi koruyun. Yani bunlar çok önemli. Bunlarla ancak korunabilirsiniz. Evde kalırsanız güvendesiniz. Hiçbir şey olmaz. Onun için evde kal Türkiye diyorum. Ve tabii bütün illerimizdeki yöneticilere, valilik, kaymakamlık, belediye başkanlıklarına, kolluk kuvvetlerine de buradan seslenmek istiyorum. Ne olur bu alınan kısıtlayıcı tedbirlerin denetimlerini yapsınlar ve uymayanları ikaz etsinler, yaptırımları uygulasınlar ve bu şekilde bu süreci en az hasarla buluşça atlatalım inşallah.